Sürekli yapısal reformdan söz edilir bu ülkede. Özellikle ekonomistler yapısal reformlar gerçekleştirilmediği zaman Türkiye ekonomisinin arzu edilen büyümeyi gerçekleştiremeyeceğini ifade ederler. Ve bu yapısal reformlar içerisinde hukuk da en başta sayılır. Öyle bir liste verilirken başta yargı vardır, hukuk vardır. Türkiye'de varsayalım ki bir düğmeye basıldı, yapısal reformlar başladı. Bunun içinde yargıyı, hukuku ilgilendirenler nelerdir? En başta neler yapılır öyle bir ortamda? Ya Sedat Bey, önce şu hukukun ayrı bir şey olduğu izlenimini yıkmak gerekiyor. Türkiye'yi bir fabrika gibi düşün. Kocaman bir fabrika gibi düşünün. İşte bir yerlerde üretim bandına ham madde giriyor. Üretim bantlarında işleniyor. Öbür tarafta çıkıyor, depolanıyor. Sonra kamyonlara yükleniyor, gönderiliyor. Şimdi bizim bu fabrikanın tamamı üretimlerimiz. Ham maddesi ürettiğimiz ürünlerde dahil olmak üzere. Bu ürünler ham madde girdikten çıkıncaya kadar göreceği işlemler, kimin ne rol üstleneceği, hangi sorumlulukları üstleneceğine ilişkin kurallar. Yani o fabrikanın işleyiş şekli de hukuk. Hmm. Şimdi biz şöyle yapısal reformlar diye konuşurken şunu konuşuyoruz aslında. Bir üretim bandına gelecek olan kamyon aslında ürettiğimiz ürünleri alıp, yani ham madde getiren kamyon, üretilen ürünlerin olduğu yere yükünü boşaltıyor ise yanlışlık var. Değil mi? Bunu buradan oraya taşımak, sonra geriye üretmek bir yanlışlık var. Yapısal reform işte bunun gibi bir şey. Ya da bir kişi var diyelim ki üretim bandında ince hassasiyetlerle tertemiz ürün üretilmesini sağlayacak. Fakat müdür en tepede, o geliyor diyor ki bunu ben yaparım ya. Gerek yok ama müdür binlerce işçiyi idare etmesi lazım. O geliyor, bir tane işe geliyor, müdahale ediyor. Diyor ki bunu ben böyle yapacağım ya, bu fındığı şöyle çevirmem lazım falan diyor. O arada diğer görevini yapamıyor, yerine getiremiyor. Bir de o işi yapmak için en uygun adam o değil. İkincisi, üretim bandında bir adamı koyuyoruz, o çok uyanık. İşte muhasebedekini tanıyor, genel müdürü tanıyor. Hep bakıyorsun genel müdürün odasında ona buna talimat veriyor. Şimdi bu aksamalar, üretim aksamaları demektir. Bizim bunları düzeltmemiz lazım. Herkesi başından sonuna kadar tasarımda en iyi sonucu verecek şekilde örgütlememiz lazım. İşte yapısal reform dediğimiz şey böyle bir şey. Bu ülkenin yöneticisi olacak, cumhurbaşkanı olacak, meclisi olacak, meclis başkanı olacak. Bunlar rollerini o kadar iyi oynamaları ve sadece kendi rollerine odaklanmaları gerekiyor ki yapısal reform dediğimiz şey bu.